Evet efendim, bugün yazın bu sıcağında güzellikler peşindeydim. Tabii Türkiye'nin önemli, bugünlerde hep bunu söylüyorum, sanat anıtlarımız. Ayrılanlar ama yaşayanlar çok önemli. Ya geliyorum abi, bir yukarı çıkacağım. Gel tanış, şeyde tanıştır. Merhaba. Merhaba, Osmanlar. Merhaba. Baba görmüş. Merhaba. Sima Yaman. Eyvallah. Eforolarda görmüşsün. Daha da çık gel. Akın Ok, merhaba. Gidip geliyorum abi. Tamam. Şimdi, evet. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli opera ve tiyatro sanatçısı Ferdi Atuner abimle beraberiz. Neredeyiz efendim? Cihangir'deyiz. Ve Savoy Hastanesi'nin misafiriyiz. Evet, önünde misafiriz. Şimdi Ferdi abicim, ben diyeyim 60 yıl, sen de işte 55, ama bu 60 yıllık Türkiye'nin sanat hayatında, sahnesinde birçok oyunda yer aldın, filmlerde yer aldın. Geldik 2002'ye. Nasıl şeyler düşünüyorsun? Ülkedeki, ülkenin hali, sanat hakkında düşündüklerin. Yani bize biraz hayattan, kendinden neler anlatabilirsin, neler söylersin? İzleyecek insanlar da bunu çünkü. Türkiye'nin geleceği parlak ve açık olarak düşünüyorum. Çünkü ben fazlasıyla kötümser bir kişi değilim. Her günün, her geçen günün yarın daha aydınlık olacağı düşüncesiyle yaşamımı sürdürüyorum. Evet. Çünkü gelecekten ümit var olmazsak yaşayabileceğimiz düşüncesindeyim. Kendi kendimize yaparız. Her gün yeniden ve her gün doğan güneş bize mutluluk verecektir diye düşünüyorum. Bu mutluluk bizim herhangi bir şekilde gölgelenmemize imkan vermeyecek şekilde bir parlak güneştir. Evet. Dolabını da buraya getirse çok iyi olur. Bu güneş bizi aydınlatacak ve bize geri geldiği zaman su olarak geri dönecek ve bizi soğuktan koruyacak ve bize ürün olarak, buğday olarak ve yiyeceklerimiz olarak geri dönecek. Domates olarak, salatalık olarak, buğday olarak ve Türkiye çok güzel, çok gelecekte var olacak olan bir ülke. Buna benim bütün insanlarımın düşünmesi lazım ve inanması lazım diye düşünüyorum. Evet. Çünkü biz eğer hiçbir şeyden ümit var değilsek, bizim kötü düşüncemizin enerjisi bütün herkese etki yapacaktır ve bütün herkes aynı şekilde karamsar olacaktır. Biz ne kadar günümüze, kendimize ve geleceğimize güvenirsek, ülkemiz o kadar refah içinde müreffeh bir yaşam sürdürecektir. Evet Ferdi abicim, şimdi senle de konuştuk bunu. Benim bu sanatçı anayasası mücadelem ve onun gündeme gelmesiyle ilgili. Tabii sen kuşak olarak bunları çok farklı yaşadın. Tabii bu sanatçı yasasının gündeme gelmesi, geleceğin oluşması için siz tabii onları farklı boyutlarda yaşadınız. İşte bugün birçok filmde yer alıyorsun. Bunlar yayınlanıyor. Örneğin özellikle
Levent Kırca ile yaptığımız olacak o kadar bir 20 yıl içinde bunlar yayınlanıyor, bir sürü şey yayınlanıyor. Bu 60 yılın içinde düşündüğünde bu emeğinin karşılığını halen aldığın, haklarını aldığın şeyler var, almadığın şeyler var. Ne diyorsun bu meseleyi ben dile getirdim ama şimdi kitabı da çıktı. Bununla ilgili Ankara'ya yürüyüş eylemimiz var benim böyle bir projemle. Yani sizlerle bizler arasında bir fark yok. Ben size yakın bir kuşağım ama Türkiye'de sanat şu anda sana göre kat ettiği aşama açısından nerede yer alıyor? Vallahi güzel bir laf vardır. Ben onu tekrar edeceğim. Yürümekle yollar aşılmaz. Yürümekle ayak kavunur. Altı aşınır ve dibi delinir. Yürüyebildiğin yere kadar yürürsün, ondan sonra ayakkabıyı ele alırsın. Bir daha yürürsün. Bir daha yürüyorsun. Çıplak ayakla yürürsün. Çıplak ayakla. Ama o da bir dereceye kadar, ayakların burada haş olana kadar yürüyemezsin ve oturup kalırsın. Yeter ki Allah hepimize sağlık versin, sıhhat versin, yürüyecek enerjiyi versin. Ferdi abi, en mutlu olduğun yıllar, sanat yaptığında en mutlu olduğun yıllar hangi yıllar? Benim en mutlu olduğum yıllar, evet, İstanbul Devlet Operası'na girdiğim 1900 itibaren, şu an kaç yıl olduğunu, yani hangi yıl olduğunu, evet, hatırlamayacağım ama ben 60 yıl girer girmez tesadüfen bir rol oynayan abimin hastalığının sonucunda onun elbiselerini giyip benim onun yerine sahneye çıkıp onun oynadığı rolü oynamam benim sanat hayatımın koro dışında solist olarak da değerlendirilmesine yol açtı. Herhalde bu bir şanslı, bilemiyorum. Ondan sonra bütün roller ardı arkasına gelmeye başladı. Çok şükür hepsinin altından kalkabildim. Ve bugünlere kadar gelebildim. Bu arada tabii sizin de zikrettiğiniz gibi televizyon filmleri oldu. Efendime söyleyeyim, televizyonlarda çeşitli skeçlerde rol almam oldu. Bunlar tabii ki benim içinde bulunmuş olduğum sanatın gerekleriydi. Hiçbir zaman oyuncu olmaktan sıkılmadım. Bilakis oyuncu olmak beni sonuna kadar motive etti. Bu da benim çalışmış olduğum devlet operasındaki yönetmenlerimin gözlerinden kaçmadığı gibi seyircinin de yüzünden kaçmamış ki bugüne kadar ben geldim. Gerek filmlerde, gerek tiyatroda, gerek operada birçok role çıktım. Mutluyum. Allah'a çok şükürler olsun. Bana bunları bahşetti. Allah'a şükürler olsun diye tekrar ediyorum. Sanat aşkına inanıyor musun? Hı? Sanat aşkına inanıyor musun? Yani sanat aşkı, evet, diye bir şey vardır. Aşkı, sanat aşkı gerçekten bir kadına ya da kıza duyulacak aşkın dışında sanata olan aşktır. Şöyle söyleyeyim, 40 derece ateş ve evde yaparsınız ama akşam oyun varsa siz kafanızdan oyunu geçirirsiniz ve kalkıp gider enerjiyle o oyunu oynarsınız, bitirirsiniz, alkışlanırsınız ama alkışlara da
selam verirsiniz. Sonra kulise geldiğinizde bir iskemleye yığılırsınız. Şimdi Demirel dönemi, Ecevit dönemi, işte o yılların yaşayan diğer siyasileri, bunların hepsinin tanıklığı oldum ve onlar yaşarken de sanat ürettim. Filmler çektiniz, oyunlar oynadınız. Bugünle kıyasladığında, bugünkü siyasi iklimle, Demirel'le, Ecevit'le o dönemki siyasi ortam arasında nasıl bir fark, nasıl bir durum? Vallahi benim düşünceme göre... Ya bu siyasilerle tanıştın mı? Mesela Ecevit'le tanıştın mı? Demirel'le tanıştın mı? İster istemez onlar operaya geliyorlardı ve bizi şereflendiriyorlardı. Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin diyeceğim. Amin. Ecevit son derece herkesin bildiği gibi evet, kibar bir kişiydi. Tamam. Demirel de öyle. Şimdikilerle kıyaslamam gerekirse hiçbiriyle kıyaslayamayacağım. Şu anda iktidarda olan kişileri onlarla aynı şeye koyup da teraziye koyup tartamam. Türkiye dışında dünyanın farklı ülkelerine gidip geldin mi? Evet, oyun oynamak için gidip geldik devlet operası olarak. Orada yaşadığın bir anı var mı? Unutamadığın. Hani hep bunu söyleriz ya, unutamadığımız şu var, bu var. Yok, çünkü biz nereye gittik? Şeye gittik, söyle. Almanya'ya gittik. Almanya'da oynadığımız zaman zaten seyircimiz Türklerdi. Seyirciler Türk'tü. Oynadığımız oyunlar da zaten komediydi. Hepsi anlaşıldığı için kahkahala ve alkışlar oluyordu. Biz de mutlu oluyorduk bunlardan. Evet. Bir daha dünyaya gelsen yine opera ve tiyatro sanatçısı olarak tekrar dünyaya gelsem yine opera ve tiyatro sanatçısı olarak gelmemi Allah'tan dilerim. Tiyatro, yani sanat yapmak isteyen sinemalarda, filmlerde yani yeni kuşağa ne tavsiye edersin? Tiyatrocu olmak, sanatla uğraşan. Evvela Türkçeyi çok iyi konuşmaları gerektiğini kendilerine söylerim ve eğer gerekirse yardımcı olmayı isterim. Ama ne yazık ki okullarımızda Türkçe öğretilmiyor. Evet. Türkçe öğretilmiyor. Türkçenin fonetiğine dikkat edilmiyor. Türkçenin bir fonetiği var. Ne yazık ki o fonetik zaman içinde kaybolmaya başladı. Örnek. Evet. İki tane A var. Bir kalın A, bir ince A. Bakın, bir örnek vereceğim. Ahlak. Evet. Kalın A ve ince A. Ünlü ve ünsüz. Evet. Çoğu kimse ahlak diyor. Ahlak. Ya ahlak benim bildiğim bir ahlaktır. Ben onu duyduğum zaman bu ahlak mı diyor, ahlak mı diyor diye şüpheye düşüyorum. Ayıp olmasın diye de düzeltmiyorum. Belki benim hatam. En son Levent Kırca'yla uzun süre beraber oldunuz. Türkiye'de en önemli programları yaptınız. Levent Kırca'yla unutamadığım bir anıyla bu güzel sohbeti artık şey yapalım, tatlandırıp bitirelim ki insanlar izlesin. Rahmetli Levent, son derece sevdiğim hem dostum hem arkadaşım hem de patronumdu. Şöyle bir şeyini anlatacağım. Levent son derece
insanları sever ve malzemesi zaten tiyatrocu olduğu için insandı. Evet. Rahmetli oldu. Bunu başka hiçbir yerde söylemiyorum. Levent Kırca'nın başarısı nereden geliyordu? Halkı tanımasından geliyor. Halkın içinden çıkmış olmasından geliyor. Var mıydı? Koydun mu? Evet. Levent'in son zamanlarda bir kız arkadaşı oldu. Evet. Levent rahmetli olduğunda camide hepimiz toplanmıştık. Adını vermeyeceğim o kız arkadaşını. Kenarda duruyor ve kalabalığın içine karışmıyordu. Evet. Yanına gittim. Sana dedim çok teşekkür ederim. Levent'in dedim son zamanlarında ona bir ışık oldu. Allah senden razı olsun dedim. Ve bana verdiği cevap. Ferdi dedi ben bir şey yapmadım. Levent dedi bunlara layık olan bir kişiydi. Ben sadece ona insanlık görevimi yaptım dedi ve sözü bitirdi. Keşke dedim bütün Levent'in etrafında olan kişiler senin gibi insanlık görevini yerine getirebilmiş kişiler olsaydı. Allah rahmet eylesin Levent Kırca. Evet Ferdi abicim, eyvallah, ağzına yüreğine sağlık. Sana yine uzun ömürler diliyorum. Sen daha çok zaman eskiteceksin. Onun için de bakalım sürprizlerin neler olacak. Birlikte yaşayıp göreceğiz. İyi ki varsın. Saygılar. İnşallah, inşallah sağlıkla sıhhatle görürüz. Eyvallah.